Merhaba arkadaşlar, lezzetin üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çok pratik, şahane bir kurabiye tarifim var. Kahvenizin yanına yapabileceğiniz kahve çekirdeği kurabiyesi tarif vereceğim inşallah. Tabii çayınızın yanına da koyabilirsiniz. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup köşedeki zil butonuna basarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tuzsuz tereyağı. Tercih size kalmış arkadaşlar. Ve içerisine klasik su bardaklarıyla bir tane pudra şekeri döküyorum. Çok küçük çay bardaklarıyla bir tane de mısır nişastası döküyorum. Mısır nişastası yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hangisi elinizin altında varsa onu kullanabilirsiniz. Ve şimdi içerisine bir adet yumurta kıracağım. Ben şöyle bir ellerimi yıkayayım. Şimdi de içerisine bir paket vanilya döküyorum. Ve bir paket de kabartma tozu döküyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırıyoruz krema haline gelene kadar. Ve şimdi de içerisine 2 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra şimdi de azar azar unumu ilave edeceğim. Unumuzu bir seferde dökmüyoruz. Arkadaşlar, bütün hamur işlerinizde eğer elenmiş un kullanırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi yoğurmama devam ediyorum. Hamurumu yoğurdum. Bakın arkadaşlar, hamurumun kıvamı bu şekilde. Yani bu kıvamda olması gerekiyor. Benim hamuruma böyle klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı dolusu artı böyle yemek kaşığıyla 2,5 yemek kaşığı un kattım. Kesinlikle bir seferde ununuzu dökmeyin. Azar azar ilave edin. Ve hamurunuzu bu kıvamda yoğurun. Böyle kulak memesi yumuşaklığında olacak. Şimdi hamurumuzdan böyle cevizden küçük bir parça alıyoruz elimize. Ve böyle avucumuzun orta yerinde yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamuru böyle oval olacak şekilde yuvarlıyoruz. Daha sonra da böyle bu çöp şişlerle, yani kalın olan kürdanlarla orta yerine bu şekilde bastırıyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi kurabiyemizi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin içerisine alıyoruz. Şimdi ben kurabiyelerimi bu şekli vereceğim. Ve daha sonra da önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce piştikten sonra nasıl olduğunu çıkarıp sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim pişti. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Benim fırınımda 15 dakikada çok rahatlıkla piştiler. Ve 15 dakikadan sonra fırınımı kapattım. Böyle 6-7 dakikada fırının sıcaklığında kaldı. Şimdi çıkardım. Ve şimdi size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir kurabiye. Bakın. Böyle altı zaten hafiften böyle pembeleşmiş gibi, yani pişmiş. Zaten dediğim gibi verdiğim sürede yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Şimdi içini de göstereyim. Bakın, içi de gayet güzel pişmiş. Altı üstü gayet güzel içi de. Mutlaka ama mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.